Evet arkadaşlar, iki tane yeni imza var dışarıda. Bunları akşamdan akşama sarıyoruz. Yine imza başlıyor sarmaya. Bırakınca koşacak mı baba? Dedi babam. Arkadaşlar hayvan sağılmaya koşmayacak tabii ki. Orada biraz süt yemi yiyor. Onun hatırına. Vesaneye gidiyor. Vay. Vay. Şu ip çok tehlikeli. Sağım yerimiz burası. Uzun zamandır da inek sağımı videosu atmıyoruz. Bir senedir neredeyse. Arkadaşlar bu taktığımızda hayvan tekme atmasın diye. Önce göğsünü yıkadık. Süt verimi ne kadar baba hayvanların? Az. Sebebi? Yemin pahalı olması, yem çok fazla verememe. O da olabilir. Irkından mı ediyor? Biz bakalım, yüzden de onu pek anlayamadım. Yani, kaç litre çıkıyor mesela şundan? Yani akşamdan akşama sayıyorum ama 5 kilo bile zor yani. Yapma be. Çok zor. Yazında mı aynıydı? Hava serinleyince mi böyle oldu? Devamlı az ya ineklerin sütü. Süt yemi veremiyoruz bundan mı? Hmm. Boya atıyor ya. Bitti diye atıyor. Arkadaşlar kurbanlıklarımız burada. Arada videosunu çekiyorum. Bu senenin nasip olursa. Gelişim var maşallah. Şöyle yanlarına gidelim. Şimdi iki tane inek sağacağız. Birincisi bu. Diğerini de getireceğiz tarladan. Kurbanlıklarımızın yemini ben ineğe getirmeden önce dökmüştüm. 5 tane hayvana. Yaklaşık 8-10 kilo. Arkadaşlar suyunu içtikten sonra bu hayvanı yine tarlaya bağlayacağız. Sonra diğer hayvanı getireceğiz. Arkadan kovlayayım ben. Şşt. Hadi. Arkadaşlar ikinci hayvanımız da şimdi. Babam çözüyor, gelecek buraya sağıma. İkisinden toplamda 10 kilogram süt çıkıyor arkadaşlar. Süt verimleri hayvanların biraz az. Burada süt yemini yiyor şimdi sağılırken. Yoksa başka türlü. Burada durduramıyoruz hayvanları. Bu buraya takıyoruz hayvanın çıkmamasını için. Hı-hı. Çok iyi oluyor bura. Saatten sonra bunu alıveririz hayvan çıkıyor. Bu da bir nevi hayvanı frenliyor. Baba bu diğer hayvanlar bızladıktan sonra devam edecek mi süt işine yoksa yine bızağlar mı emecek? Yemeye bir şey. Sütü mü? Ona han diyor, ilk bızağı. Verecek 3-4 kilo anca yani günlük. 2 kilo. Burada 5 tane var. Onlar gerekse bızağı da var. 5 tane mi bu sene? Hamdi be. Düve. Evet. Hatta şununla beraber 6 tane. 6 tane düvemiz var. Şu güzel başladı. O acaba da öbürleri biraz. Baba süt sağım işi böyle. Şuraya var mı eklemek istediğin bir şey senin? Sabahları sağmıyorsun. Sabahları sağmıyorum. Sadece akşamları. Akşamlar sağıyorum. Çok da beklentimiz yok.
Sütçüye de vermiyorsun. Kendimize ve çevremize anca yetiyor. Kendimize, çevreye. Eşten olsa, isteyen olsa 5 kilo bidona koyuyoruz. 5 kilo bidon 50 lira. Kilosu 10 lira. 10 lira. Diğer hani süt çıkartıp da satabilsen iyi para. Hani yapıyorduk bak, eskiden. Şehre götürüyorduk geçen şehre sene. Şehre götürüyorduk. Onu da bıraktık. Köyde isteyen komşular oluyor. Onu bir gün evvel, iki gün evvel haber veriyor. İsteyene göre veriyoruz. Kendi ihtiyacımızı görüyor. Sütün evde süt olması çok iyi bir şey. Bereketli oluyor. Sofra da yiyecek, içecek şey oluyor. Sütünü içebiliyorum, yoğurdunu yiyebiliyorum. İmkanları çok güzel. Şimdi bunları bidonlayacağız. Hayvanlarımızın bakımına devam edeceğiz. Evet. Saatten sonra bu demiri alacağız. Hayvan buradan çıkıyor. Su içmeye mi gidecek bu da? Biraz su ihtiyacı varsa su içiyor. Oradan sağlamışımız bu şekilde. Arkadaşlar sütü de tankerden boşalttıktan sonra tekrardan bunu suyun içine koyup boşta bir çalıştırmanız gerekiyor ki makinenin içindeki süt tekrar tankere gelsin. Tankeri de çıkartıp yıkayıp tekrar yerine koyuyoruz. Süt çok çabuk kokan, ekşiyen bir malzeme olduğu için devamlı bunu temiz tutmak gerekiyor. Varsa sizin de aklınıza takılan, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.